E, tabii. Şimdi ona dair de bir veri söyleyeyim. Mesela o dönem öğrenciler KYK yurtlarından çıkarıldı çünkü en kolay gözden çıkarılabilir ekip biziz. Bu toplam, bu toplam gözden çabucak çıkarılabilir. Çünkü Zeren Ertaş öldürülene kadar şöyle bir ön kabul vardı. Öğrenciler isyan etmezler zaten. Bu öğrencileri gözden çıkarabiliriz. Bu toplamı, buradaki 20 kişiyi, ülke genelindeki milyonları biz. Rahat rahat KYK yurdundan da çıkarırız. depremzede de bir yerde mi barınacak? Oteller olmaz, misafirhaneler olmaz. Neresi olur? KYK yurtları olur. Gayet okey. Hepsini çıkaralım. Böyle bir ön kabul vardı. Bunun üzerine Ertaş sonrası eylemlerde Türkiye'deki gençler kırdı ve herkese gösterdiler. E, geriye dönüyorum tekrar. Bizi KYK yurtlarından deprem dönemi siyah poşetlerle attılar. Hangi eşya benim bilmiyorum, hangi eşya arkadaşımın bilmiyoruz. Hepimizin eşyaları toplandı, depoya atıldı. Biz eşyalarımıza bile sahip çıkamadık. Çünkü gelemedik memleketimizden, çünkü bize haber verilmedi. Biz o dönem arkadaşlarımızla barınamıyoruz hareket olarak bir ihbar hattı açtık. İhbar hattı muhabbetine dönüyorum. Ee, Telegram üzerinden arkadaşlarımız yurtlarda yaşadığı sorunları anlık olarak bize bildirsin, biz de onların sesi olalım. Ee, yaşadıkları problemleri duyalım, deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın seslerine ses olalım diye. Zeren Ertaş'ın katledilmesi sonrası e, bu hattı tekrar duyurduk biz Twitter hesabımızdan, daha doğrusu yeni adıyla X platformu üzerinden ve Instagram'dan ee, ve inanılmaz ihbarlar almaya başladık. Yani. Bir, bir de buradan duyuralım mı? Nasıl tabii. ulaşacaklar size? Ee, arkadaşlar Telegram üzerinden barınamıyoruz. Ee, yurtlar diye bir şeyimiz var, ee, grubumuz var. Aynı zamanda barınamıyoruz Türkiye geneli diye iki tane ihbar hattımız var. Aynı zamanda Twitter üzerinden ve Instagram üzerinden DM'leri sürekli kontrol ediyoruz. İstediğiniz her an her koşulda bize yazabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz ki peki nasıl yardımcı olabilirsiniz? Şimdi şöyle onu da aktarayım. Yani neler yaptık da belki biraz aktarabilirim. Sadece Zeren sonrasını değil öncesini de aktarabilirim. Yani biz Edirne Kapı'dan mesela iki yıl önce şöyle bir ihbar gelmişti bize Edirne Kapı'dan. Şimdi Edirne Kapı'dan aynı ihbar tekrar geldi. O yüzden ilk aklıma Edirne Kapı geliyor. Edirne Kapı yurdunu belki bilen biliyordur. Var mı burada Edirne Kapı'yı gören? Edirne Kapı çok kötü bir yurt. Yani berbat bir yurt. Kaykay yurtları içerisinde belki böyle bir sıralama yapacaksak kötü yurtlardan biri. Böcek sarmıştı. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi'yi de sarmış. Ee, böcek sarmıştı. Biz o dönem duyurduk. Tek tek il müdürlüğünü aradık, ilçe müdürlüğünü aradık. Ve Türkiye genelindeki tüm yurtlar ilaçlanmıştı. Şimdi neler oluyor? Şimdi bize anlık olarak e, arkadaşlarımız şöyle e, bildirimlerde bulunuyorlar geri bildirimlerde Zeren Ertaş'ın katledilmesi sonrası e, asansörler asansör problemlerini anlık olarak duyur, biz duyuruyoruz ve inanın ki arkadaşlar yurt görevlileri o tweetleri okuyor sizin yazdıklarınıza bakıyorlar bizim yazdıklarımıza bakıyorlar bir platform olarak barınamıyoruza bakıyorlar daha dün Giresun'dan bir taciz olayı duyurduk belki görmüşsünüzdür belki görmemişsinizdir Giresun'da Arkadaşımın dediği gibi yani Beşiktaş KYK gibi e, bitmemiş bir yurt var. Dağ başında bir yurt. Arkadaşlarımız ne zaman oraya gitmek istese yan taraftaki şantiyeden, e, çevredeki ailelerden tacize uğruyorlar. Bunu duyurduk dün. Dün çünkü bir arkadaşımız üzerine köpek salınmış ve bıçakla tehdit edilmiş bir erkek tarafından. Bunu duyurduk ve aynı saat aralığında yani bir saat geçmeden arkadaşım yurda... Ee, yurt müdürünün ve il müdürünün geldiğini, aynı zamanda polis ekiplerinin geldiğini, o taciz edilen arkadaşımızı dinlediklerini, gün içerisinde aynı il müdürünü müdürünün yanına gidip şikayetini belirtmesine rağmen dikkate alınmadığı halde. E, Geldiler ve sıkıntılarını dinlediler. Özür dilerim. Bunu niye sordum biliyor musunuz? Ne yapabilirsiniz ki diye. Şu yüzden sordum. Elbette yapacağınız şeylerin sınırı yok. Şöyle oturabilir miyim? Ee, biz gazetecilerin yaptığı da tam olarak bu. Kamuoyuna duyurduğunuz anda zaten sorunun çözülmesi için ilk adım atılmış oluyor. Ve bu yüzden kamuoyu adına görev yapan gazeteciler hedefte olabiliyor. Tıpkı bir araya gelip organize olup bu sorunları... Duyuran sizlerin de hedef tahtasına konulduğu konulacağı gibi. Bir fotoğraf karesi uzaktan görelim ne olursunuz yakın göstermeyelim. Yemek vakti de değil gerçi ama bir Nevşehir'de bir yurtta çekilmiş. içinden tuhaf bir canlı çıktı yediğimiz dolmanın diyor. E, yurtta e, öğrenciler tam uzaktan görelim ne olursunuz. E, ve bu fotoğrafı paylaştıkları içinde. de yurt müdürleri tarafından yurttan atılmış öğrenci biri yurttan atılmış diğerine de uyarı gelmiş ve olayın hemen üstü kapatılmış. Yediğimiz yemeğin içinden bu bunu kimse kendi evladınıza yedirir misiniz diye sordular diye yurttan atılıyor biri. Biri de uyarı cezasıyla karşılaşıyor. Kaldı ki siz sadece bir yurtta değil Türkiye genelindeki tüm yurtta yaşanan skandalları duyurduğunuz için yurttan atmadılar mı hala sizi? Ben şey ben yurtta kalmıyorum. Ee, <laughs> daha önce e, kaldım. Yani ayrıldım sonrasında ben. Çok daha iyi koşullarda kalmıştım. ya yani bir de şöyle bir problem var İphan Bey. Yıllar içerisinde KYK yurtları geriye gitti. Şöyle geriye gitti. Ya bir sayısal veri vereceğim. Ben önemli olduğunu düşünüyorum. 2018 yılından daha az KYK yurdu var şu an. Ve yaklaşık olarak 100 bin daha fazla öğrenci konaklıyor şu an KYK yurtlarında. Bu ne demek? Ee, KYK yurtlarında artık balık istifi bir mantık var demek. 4 kişilik odalarda 6 kişi konaklıyor. İşte 6 kişilik odalarda 8 kişi konaklıyor. E, bunların tabii dayandığı bir nokta var. Ya yani bu şeyleri asansör kazalarını, bu yurtlarda yaşadığımız yemekhane problemlerini böyle rastgele oluşuyormuş gibi düşünmemize gerek yok. Bunların hepsinin bir sebebi var. Bu bir sebebi de şu. E nitelikli barınma koşulları sağlayamayacak o yurt binalarına, o komplekslere, o yurt komplekslerine çok fazla öğrenci yığılıyor. Buralar gerçekten bir balık tezgahı gibi görülüyor. Yani ben o kadar o yemekhanede 4000 kişiye yemek veremem diyebilmesi lazım bir yurt müdürünün bir il GSB müdürünün bunu görmesi lazım. şöyle oluyor galiba. O onu söylerse koltuğundan olacağından korkuyor. Bu olayın üstünü kapatması gerektiğini düşünüyor. Düzeltirim diye adım atarsa aman adam sen de deyip hani düzeltmiyor da. Çünkü memlekette her başarı cezalandırılıyor. Kurumu iyi yöneten bir yönetici terfi ettirileceğini cezalandırılıyor. Siyasi yakınlığı yoksa. İktidar galiba evet şimdi sistemi konuşmayacağız. Burada çok ihtiyaçlar hiyerisinin en alt basamağını konuşuyoruz fark ettiyseniz. En acil olanlar hayatta kalmak, sağlıklı beslenmek, rahat bir gece uykusu, başını sokabileceği, işte bir çatının altında uyuyabilmek. Parkta mı uyudum dediniz? Ya, o dönem o dönem arkadaşlarımız evet parklarda yattılar yani. Peki parktan alınıp gözaltına alınıp götürülen? Ee, İzmir'de arkadaşlarımız alınmıştı. İstanbul'da eş zamanlı olarak e, yurtsuzlar hareketi vardı. E, o arkadaşlarımız da bir gün gözaltına alınmıştı. Çünkü şöyle yazmış İsmail Peri. İsperi 44 bir girin bakın sizde. İsperi 44 X hesabı. Heh, şuraya konuşayım. İsperi 44 İsmail Bey sormuşsunuz bu nasıl bir tiyatro? Bu nasıl bir tiyatro Halk TV'de sergilenen? Ben sadece devleti kötülemek amaçlı bir yönlendirme görüyorum şu anda izlediğim şeyde diyor. İsmail Bey, burada devleti kötülemek için bir yönlendirme yapmak için bu kadar emek ha şu kameraya döneyim de. Sonra. İsmail Bey, İsmail Peri, bak burada devleti kötülemek için bir tiyatro demişsin. Tiyatro kötü bir şey değildir. Bunu da kullanmaktan vazgeç. Tiyatro çok önemli bir sanat dalıdır. Hadi diyelim ki burada bir oyun oynanıyor. Ha öyle zannediyorsun. İsmail Bey izlediğin için teşekkürler ama burada oynanan oyun değil. Başını kaldırıp baktığında etrafında göreceksin zaten bunları. O yurtlarda öğrencilerin nasıl yaşadığını bir merak edip gidersen göreceksin. Ha şayet o ballı börekli cemaat yemeklerinden çıkıp da fırsat bulup yurda gidebilirsen İsmail Bey. Herkes cemaatlerde cemaatlerin yurdundaki öğrenciler gibi rahat yaşamıyor ama bu öğrenciler de herhangi bir cemaatin yurduna gitmek istemiyor. O ne olacak? Bakın. Teklif ediyorlar. Ben kendi başıma geldi. Bundan Kaç sene önce Allah'ım 50 yaşıma geleceğim, 25 yıl önceydi belki 30 yıl oldu. 30 yıl önce Ankara'da bir mavi otobüste, özel halk otobüsünde son derece şık giyinmiş biri yanıma geldi ve şunu söyledi. Belli ki üniversite öğrencisisin, Cebeci'ye gidiyorsun, Cebeci kampüsüne, mülkiyenin oraya gidiyorsun. Seni ben takip ettim, akıllı da bir çocuğa benziyorsun. Şartlar seni zorluyorsa Perşembe akşamı Lale Gül durağında in... Seni arkadaşlarımız karşılasın. Önce bir güzel sohbet ediyoruz evimizde, sonra da pilava kaşık sallıyoruz dediler. Maklube pilavına kaşık sallıyorlarmış. Meğer yıllar sonra öğrendim ben bunu. Ben bugün o teklifi kabul etmiş, orada aman abiler ne güzel sohbet ediyorlarmış e, diye gitseydim ben bambaşka biriydim belki bugün.